yapmışız. Onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız. Askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bu müstahını da alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi! Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hangi kitaba bakıyorsun? Maske izi. Bankuş'tan çıktı. Beyaz Karataş komutanımız. F-35'ler konusunda bir sürü yayın yaptı. Türkiye'yi uyandırdı. Habertürk'te de galiba değil mi bir program yaptı? Birçok yerde yaptı evet. Bir de S-400'ler konusunda şey duyarlılık oluşturdu Türkiye'de. Şimdi bu kitabı da bize onurlandırdı. Teşekkür ediyoruz. Ha şey önsüz. Önsüzü sen evet. Yazdın. Evet, evet. Burada 3-4 sayfa uzattık lafı tabii. Hatıralarını, başından geçen güzel maceraları anlatıyor Beyaz Karataş. Ve çok özendi kitabı. Renkli resimler falan şey yaptı. İşte Pankuş yayınlarından çok teşekkür ediyorum. 200 sayfa, 180 sayfa. İleride böyle daha derin, ayrıntılı şey yaparız. Beyaz Hoca'ya saygılarımızı sunuyoruz. Kendilerini çok seviyoruz. Nasıl üstlendiler değil mi Türkiye'nin bu milli sorumluluklarını? Hiçbir görevleri olmadığı halde kendiliklerinden... Yok F-35'ler şudur, yok S-400'ler şudur, yok Montreux budur, yok şu şudur diye kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Şeyler, seminerler veriyorlar, programlar yapıyorlar. Ve hepsine koşuyorlar sabah akşam, yırtınarak. Çok güzel insanlar, çok güzel insanlar. Hayatımda iki büyük kanal şahit oldum yani. Bu komutanları 2007'den sonra tanımaya başladım yakından. Ama daha önce entelektüel bir aydın, yani İslamcı, solcu, devrimci... Muhafazakar, liberal aydınları da çok yakından tanıyorum yani. Aynı gazetelerde bulunduk çoğunlukla, dergilerde uzun yıllarımız geçti. Şöyle bazen bir kıyaslama yapıyorum. Donanımları harika. Mesela Cem Gürdenizler'in, Beyaz Karataşlar'ın müthiş bir donanımları ve sorumluluk duyguları var. Hiç legaligoya gelmiyor. Memleket meselesi hiç legaligoya gelmiyor. Çok ciddi memleket meselesi. O yüzden teşekkür ediyorum. Yani kalbimizi evet edebiyatta aradık ve bulduk da çok şey. Şiirde aradık, evet bulduk da, evet tartışmada, müzakerede anladık ama sonunda kalbimizi bu cesur insanların yanında bulduk. Bunları görünce böyle kendimi şey gibi hissediyorum. Muhaça çıkmış kanunu gibi, Viyana kapıları. Yani sanki biraz sonra Çanakkale Savaşı'na hazırlanıyoruz cephede gibi hissediyorum. Bir şekilde o duyguyu insan içine yerleştiriyorlar. Memleket kadar güzel insanlar. Çok teşekkür ediyorum Beyaz Karataş'a. Kitap da hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum kendisine. Pankuş'a da teşekkür ediyorum. Ne kadar şey yaptınız, büyüdünüz. Çok sağ olun. İçerideki arkadaşları, editörlerine hepsine teşekkür ediyorum. Sağ ol Beyaz Karataş. Daha nice kitaplar. Daha gelecek inşallah. Şimdi abi malum, biraz önce ismini verdin zaten Cem Gürdeniz. Bütün bu şeyin içerisinde bir bildiri... Şeyi unuttum ama onu söylemek zorundayım şimdi. Yani şimdi bir kanun sefere çıkarken, Osmanlı orduları sefere çıkarken... Esnaf loncalarını çağırırlar. Önce esnaf gelir, ahiler gelir, ahil birlikleri gelir yani. Ahil birlikleri gibi sefere çıkıyoruz. İşte sefere kaç kişi çıkıyorsun? İşte Anadolu Beylerbeyi o 100 bin kişi, orası 50 bin kişi falan. Şimdi bunlar aralarında bölüşüm yaparlar. Esnafın içinden fırıncılar der ki 200 tane fırıncı ve 3 seyyar fırını ben gönderiyorum. Öbürü der ki şu kadar helva gönderiyorum, şu un gönderiyorum. Bütün esnaf demircisine kadar, ayakkabısına kadar, hatta hamamcısına kadar. Bütün esnaf 100 tane hamamcı verir mesela, tellak verir, gönderir. Bunların işi orduyu donan bir şehir gibi yani, yürüyen bir şehir gibi olur ordumuz. Ama savaş, sefer ilan edildiği zaman esnaf gelir abi, hemencek. Padişahın çağırmasına gerek yok. Şu kadar helva, şu kadar baklava. Şimdi biz de burada Veyran'sında hareketli günler yaşıyoruz. Bir muharebe açtık, muharebe yapıyoruz. Şu sarıklı general, o bu falan bildiri derken, baktım abi geçen gelmiş, şey diyor... Tam kendimi savaşın içinde hissettim yani. Rumuz vatansever, bizim çocuklara bir sürü yağ, zeytinyağı, buğday, bulgur falan. Çok güzel yani, iyi bir duygu. Heyecanlandım yani. Çok yarım oda duygu. Dolusu malzeme geldi. Evet, yani. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Bir de işte İsviçre'den bir arkadaşımız, hanım arkadaşımız arıyor. Benim gücüm şu kadar şu diyor, öbürü şu diyor. Çok gururlandırıyor bunlar. Bunları söylemek istiyorum. İsimlerini veremiyoruz ama gururlandığımı söylemek istiyorum. Bir de çok eskiden hani... Anadolu'da da o şeydi bu. Şimdi Diyanet devletten para alıyor ya, eskiden öyle değildi. Hocalar Ramazan köyde, Ramazan teravih kıldırır, sonra namazları kıldırır, sonra cenazeleri kıldırır. Sonra bu işleri yaptıkları için cere çıkmak diye bir şey var. Cere çıkarlar. Cer, para toplamak demek köylüden. Hani ben sizin cenazenizi kaldırdım, teravihlerinizi kıldım, artık bana para verin diye. Şimdi biz de büyük... Burada muharebe veriyoruz, kavga ediyoruz yani. Arkadaşlarımızla
destek istiyoruz yani. Harbiden destek istiyoruz yani. Burada site, işte görüyorsunuz nasıl bir mücadele ve kavganın içindeyiz. Ve burada binli bir kavga söz konusu. Bakın, iki haftadır, üç haftadır, ne, iki, üç aydır Cumhuriyet'in sesini hepiniz duyuyorsunuz. Cumhuriyet diye bir şey var. Bağımsız Cumhuriyet. Kimse oynayamaz dedik. Eyvallahımız yok dedik. Lafımızı esirgemeyeceğiz dedik. Ortaya çıktık, yazıyoruz, söylüyoruz. İşte bunları görüyorsunuz. İnsanlar görüyor. Entelektüel, okuma yazması olan bir insansınız. Kim tırsıyor, kim kaçıyor, kim pırsıyor, kim yok oluyor, arazi oluyor. Hepiniz görüyorsunuz. Burada meydandayız. Harbi buradayız. Buradayız bak. Buradayız. O yüzden arkadaşlarımıza biz ölürüz gideriz. Biz içeri düşeriz. Buradaki arkadaşlar ekmek yiyecek, maaşlarını alacak. Böyle küçük parası olmayan arkadaşlardan bunu istemiyorum 20-25 yaşında. Ama düzenli parası olan arkadaşlardan ne istiyorlarsa yani 3 lira da olur, 5 lira da olur. Kitap alsınlar. Kitap alsınlar değil mi? Kitap olur. Kitap küçük alsınlar. Küçük destek. Patreon'dan destek versinler. Tabii tabii. Katıldan, YouTube'dan katıldan. Holdinglere karşı savaşıyoruz. Rotatiflerine savaşıyoruz. Ülkelere karşı, öbürlere karşı, CNN'lere, Habertürk'lere karşı. Ethem'lere karşı. Ethem'lere karşı. Savaşmıyor muyuz işte? Savaşıyoruz. Onların yapamadığı haberleri yapıyoruz. Onların söyleyemediklerini söylüyoruz. Hiç kimse aradı mı seni? Ne haber Erdem? Tebrik ediyoruz dedi mi? Yok. Ya. Ama bir şey değil mi? Pislik bulacaklar, kumpas bulacaklar, bir çiğ bir yer bulacaklar. Hani bir yere yerleştirecekler. Şimdi burada çok da güzel haber var. Şenol Demirci çok güzel haberler yapıyor. Ertuğrul Özkök'ün eski damadına bir de bir şeye, Mehmet Ali Birant'ın ailesine 20 milyon dolar, 20-30-40 o civarda dolarlarla İmamoğlu ihale veriyor. Biz de kalktık, Şenol arkadaşımız dedi ki, yazdı, o da Veryansı'na yayınlandı. İmamoğlu'nun verdiği bu ihale gerçekleşti mi? Gerçekleşmediyse pandemi nedeniyle parayı geri aldınız mı? Cevap yok. Her boka laf yetiştiriyorlar, hadi söyleyin. Bu paralar kime gitti? Nasıl gitti? Gitti mi, geldi mi? Geri verselerdi zaten açıklama yaparlardı. Ya da o aktifideler yani ihalenin kapsamına oluşturan aktifideler oldu mu? Bak bunlara cevap yok. Şimdi yine çok güzel bir haber geldi. Biz buraya gelince ne dedik? Niye kurduk burayı? Eyvallahımız yok dedik. Şimdi bizi niye sevmiyorlar? Niye üstümüze çullanıyorlar? Alayı. Bak hepsi sarayın önünde izah oldu. Hepsi abi. Hepsi katıksız, şeksiz hepsi. Niye şey yapıyorlar? Çünkü eyvallahımız yok. Ne dedi dün? Haberimiz ne diyor? Ortalaması 4.000 tabut almakmış, 3.000 tabut almakmış. Değil mi? İhaleler, geçmiş ihalelere bakıyorsun. Fakat bakıyorsun ki İmamoğlu bir günde 200.000 tabut alıyor. Ne oluyor lan? İstanbul'a atom bombası mı atacaksınız? Ne olacak yani? 200.000 tabut ihtiyacı nereden? Orada bir gıllı gışlı bir iş olduğu kesin yani. Ya da işte soru bekliyor. Haberi yaptık, cevap yok gene. Yok o ona cevap yetiştiren, buna cevap yetiştiren yardımcıları İmamoğlu'nun bunlara cevap yok. Yayıncılık böyle olur. Bak Habertürk de yapamıyor, Sabah da yapamıyor yazdığımız haberleri. Bir taraf oradan yapamıyor, başka dertten, bir taraf başka dertten yapamıyor. İşte güzel kardeşim, biz ne dedik? Cumhuriyetçiler ortaya çıktığı zaman ortada muhalefet kalmaz dedik. Siz düne kadar Gergeroğlu muhalefet miydi ya? Gergeroğlu'nun nesi muhalif? Türkan Saylan'a zamanında şey yapmış, hakaretler etmiş. Türk ordusu içeri atılırken laf etmiş Türk soylu subaylarımıza adam. Bugün yok abdest aldı almadan içeri aldınız diye büyük bir muhalefet, insan hakları davası oluşturup Gergeroğlu'nun arkasına dizildi bütün muhalefet. Iftır, kıytırık kıytırık işler. Muhalefet miydi o? HDP ile muhalefet mi olur? Etnik milliyetçilik, ülkemizin askerlerini öldüren, şehit eden, öğretmenlerimizi öldüren insanlarla muhalefet mi olur dedik? Muhalefet öyle olmaz. Muhalefet vatanseverlik de olur. Cumhuriyeti arkana alacaksın, anayasasını. Herkes hukuk karşısında eşit diyeceksin. Muhalefet böyle olur. Ve bakın şurada bir şey sahne, fragman gösterdik, jenerik. Bir iki tane değil mi? Cumhuriyet konusunda bir iki laf oldu. Manto dedik, şunu dedik, bunu dedik, Sarıklı Genel ya da başka şeyler. Ya da işte bak görüyorsun İmamoğlu'na karşı bunlar. Bunlar ne? İşte muhalefet böyle olur. Bu tarafı da tanımayacaksın, bu tarafı da. Bunlar gitsin diye de bu taraf yılana sarılmayacaksın. Alayını karşısına alacaksın. Biz bu toprağın yoksul çocuklarıyız. Yoksul! Kentlerinde büyümüş, babası köfteci, şoför, babası köylü çiftçi olan sıradan insanlarız. Ama Cumhuriyet'in sahipleri biziz. Çünkü biz herkesin eşit olduğuna inanıyoruz. O tarafa da acımam, bu tarafa da acımam. Bunun sahneye çıkmasını istiyoruz. Cumhuriyet'in en büyük düsturu nedir? Anayasası ve şudur. Hukuk karşısında herkes eşittir. Sen Tayyip'i gönderdikten sonra buna baba diyeceksin, buna ağa diyeceksin, saraya bunu yerleştireceksen yine dokunulmazlıklar, yine azizler,
Yine asıl zadeleri ortaya çıkaracaksın. Tayyip'in gitmesinde çok anlamı yok. Gelin Cumhuriyet davasını sırtlanın. Ben ve Yansın TV ve buradaki yazar arkadaşlar ve sizler haberlerinizle son 1,5-2 ay içerisinde Cumhuriyet fikrini sahneye sürdüğünüzü görüyorum. Herkes bir önce bir Cumhuriyet tanısın. Cumhuriyet'ten bahseden var mıydı? Cumhuriyet gazetesi bile bahsetmiyor. Ama buna operasyon diyenler var işte. Şimdi, tabii şimdi yavaş yavaş rahatsız olanlar. Aa ne güzel biz muhalefeti bir yapıyorduk. Meral Akşener, arkamızda Abdullah Gül. Abdullah Gül'le muhalefet yaptınız. Davutoğlu'yla, Akşener'le. Biz ne dedik? Bunlar iktidar olsa dedik. Önce bizi öldürürler, tutuklarlar dedik. Daha bildiri ortaya çıkar çıkmaz. Bizi iç tutuklatmak için harekete geçen Meral Akşener oldu. Vay, alın bunları içeri gibi laflar. Zevzek ne oluyor? Bir de bahane uyduruyorlar işte. Karşı tarafa şey veriyorsun. İşte bu tıynetlerini gördünüz. Hepsi sarayın önünde hizaya geçtiler. Alayı. Ünlü bir şeyimiz vardır. Büyük abimiz vardır. Onun çok eski lafıdır rahmetli. Böyle derdi alayınız Atlantikçiler. Sarayın önünde hizaya geçtiniz diye. Kendisi de şimdi hepsi de sarayın önünde hizaya geçti. Şimdi unutmayacağız, dersimize iyi çalışacağız. Bu bir sosyoloji dersidir. Büyük depremlerde, büyük felaketlerde kadir bilen insanlar, yardıma koşan insanlar, delikanlı insanlar, büyük savaş anlarında kim kırtısıyor, kim kaçıyor, kim göğsünü siper ediyor, çoluk çocuğa kim koşuyor, kim merhamet sahibi, kim bütün büyük güçleri karşısına alıp en haksız, en zayıf insanı yanına alıyor, böyle günlerde ortaya çıkar. Şimdi ortalık bir hercümerç, yani bir sarıklı general biri, bir bildiri olayı, bir mektup olayı ortalığı birbirine katınca, yani hercümerç dediğimiz ortalık alt üst oldu. Alt üst olunca eşyaların düzenleri değişmeye başladı. Hani bu partiler muhalifti, CHP orada yalnız kaldı, muhalif partiler birden sarayın yanına dizildiler, Akşener. Telefon etmiş saraya, yalnızdayız falan. Hani muhalifti, bizi de çağırıyordunuz niye muhalefeti eleştiriyordunuz diye. Ya da diğer küçük partiler, hepsi sarayın yanında hizalandılar. Böyle günlerde bir de sadece eşyaların düzene girmez. İnsanların zihinleri de düzene girer, duyguları. Duygu dünyası vardır, sevgi, aşk, coşku. Niye duygulanıyorsun? Ben mesela niye duygulanıyorum? Güzel bir kız görmek mi? Ülkemle ilgili şu üretim projelerinin içine katılmak mı? Güzel bir meslek sahibi olmak, insanlara konferans... Neyi duygulanıyorum ben? Ben Cumhuriyet'e sahiplenmek, Cumhuriyet fikriyle duygulanırım. Beni coşturuyor bu. Bakın ben Cumhuriyet dedim, ortaya Cumhuriyet fikrini attık, Cumhuriyet'e sahiplenen insanlar çıktı. Bak karşı tarafta düne kadar kahraman dediğin, aslan dediğin, uçan kaçan dediğin herkes bir dakikada fareye ve maymuna dönüştü. Ya bu kadar da hızlı dönüşüm olur mu? Çünkü gerçeğe geldi. Yani hak geldi, batıl zahil oldu. Nedir hak? Hak Cumhuriyet. Bağımsızlığımız Cumhuriyet üzerine oturur. Siz Cumhuriyet'in tarafında olacaksınız. Efendim sırası mıydı? Böyle sırası mı? Ne? Zamanlama manidar. Zamanlama. Neyi bekleyeceğiz? Nagihan Alçın'ın küçük ikizleri koleji bitirsin, onu mu bekleyeceğiz? Yani Rasi Kütah Özalyalı şeyde programını bitirsin, derin futbol programını bitirsin. Ondan sonra mı bekleyelim? O program da zaten 3'e doğru sürüyor değil mi? Onu mu neyi bekleyeceğiz? Kimin keyfini bekleyeceğiz? Ya da dövizin düşmesini mi bekleyeceğiz? Ya da turist gelsin Antalya'ya. Neyi bekleyeceğiz Allah aşkına? Bir dönem, bir takviminiz mi var? Şu günü kadar, şu güne kadar eleştirmeyelim, şu güne kadar söylemeyelim. Neyi bekleyeceğiz? Yani bir dönem, bir iklim. Büyük susa, bekleye bekleye Türkiye Cumhuriyeti'ni kim ayakta tutuyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sütunu kimdir? Dire, meclis. Buna sus. Bir baktık ki Sayıştay yok, Danıştay yok. Hepsine başkaları yerleşmiş. Hatta meclisin kendisi kalkmış. Şu anda saray var. Niçin? Buna sus. Zamanı değil. Şimdi mi? Karşı tarafa şunu verdin. Yok mağduriyet kazandılar. Bunu diye bir şey diyemiyorsun. Ama şimdi burada bir zafer var. Evet, orada böyle adamlar var. Bu artık tarihe kayıtlara girdi. Ve ayrıca işte orada savaş. Ukrayna'da arada savaş var Rusya'nın. Bu savaşa da Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı Pentagon diyor ki, okuyoruz kitabını. O kitabın aynı cümlesini sana söyleyeyim. Bunların uzak denizlerde, Atlantik'te ayrı, Hint Denizi'nde ayrı, bütün de Sarı Deniz'de, bütün denizlerde bunların üsleri var, büyük gemileri var. 50 yıldır da buralarda savaş veriyorlar. Hatırla, filmlerini seyrediyorsunuz. Ne diyor biliyor musun komutan? Amerika
denizcilerinin, Amerika savaş gemilerinin en büyük başarısı diyor. Bu saate kadar savaş olmamış, dünyada Barış Denizi diye bilinen Karadeniz'e girmiş olmalardır. Gürcistan'ı bahane edip girdiler ya, Türkiye'de tokatı yedi oradan. Ondan sonra sessiz kaldı Türkiye. 1980 yılında Bülent Ulusu hükümeti vardı Türkiye'de. Rusya ne dedi Sovyetler biliyor musun? Anadolu'yu dedi, nükleer mezarlık yaparız. Tehdit etti. Bu tehdit hala oradadır. Sen, bakın şimdi savaş orada Rusya, Ukrayna'ya karşı hareketleniyor. Allem'de, gullem'de bir gece baktık ki çaktırmadan tıpkı 1915'lerde olduğu gibi Alman gemileri gibi Amerikan gemileri geldi orada bir şekilde girdi içeri. Oradan gemiler girdi. Ne oldu? Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Suriye gitti, Irak gitti, hepsi gitti. Ve peşinden Anadolu'da Sivas'a kadar önümüze sev dayadılar. Şimdi aynı manzaraların, biz bundan ders çıkartacağız, aynı manzaralar yaşamasın diye değil mi? Aynı büyük trajediler yaşamasın diye milletimiz. O yüzden hissiyatımızı, yani ne dersin çocuğum elini frize sokma, kızım balkona çıkma düşersin. Burada da tarih bilenler, kültürlü, donanımlı, bilgili, aydınlar toplumu uyaracak. Bu kadar basit. Yapmayın. Bozulursa bak, ha bozulabilir. Bozuyorsunuz, bozdunuz, bozacaksınız denmiyor. Çok üslup, efendi bir dil var. Ya bozulursa kötü olur. Çok zora gireriz. Bakın şimdiye kadar da orada bir sıkıntı olmadı. Bir ayar yaptık. Yani Montreux %100 bizim lehimize bir anlaşmadır demiyorum. Ama savaş gemileri savaş zamanında Türkiye'nin inisiyatifindedir diyor. Sokmayabilir. Güç bize bir şey veriyor. Şimdi bunu korumak milletçe. Ne oldu? Bu amirallere dava açtınız. Apoletleri sökeceğiz dediniz. Lojmanlarını alıyoruz dediniz. Ama bu riskleri göze alarak, ellerini taşın altına koyarak tüm Türkiye'ye Montreux nedir? Montreux hassasiyetini öğretti bu amiraller. Ve altınız hepiniz, Tayyip Erdoğan bile, evet galiba şey Montreux'u tartışmayalım bilmem ne. Lafları gezdiriyor kendilerine de ama bütün Türkiye'de Montreux'un ne olduğunu öğrendi. Ve savaş gemileri de bugün yola çıktı, geliyor Amerika'nın. Her anda sen sağlam durmazsan her anda oradan gidebilir. Orası folluk olabilir. Türk milletinin şerefidir orası. Namusudur. Ve orası karmakarışık hale gelir. Bir de ne diyorsun? Her tarafım düşmanla dolu. İşte bak Artvin'den Edirne'ye kadar orası da düşman değil. Barış Denizi. Sen burayı bozacaksın. Terbiyesiz adam. Ve kalkıyorsun. Bu hareketi yapmış. Size Montreux konusunda kibarca, efendice, üslupla bir şey mektup göndermiş. Yazar, çizerler, insanlar, donanımlı insanlara. Apoletlerini sökün. Bu şeylerin apoletlerini Cem Gürdeniz ve oradaki bütün arkadaşların, abilerin isimlerini hatırlamadığım için söyleyemiyorum. Onların apoletlerini kimse sökemez. Burada okuyucuların önünde söylüyorum, bizi izleyenlere söylüyorum. Hepimiz yüreklerimizi yerinden söküp madalya diye bu kahramanlarımızın göğsüne takıyoruz. Bunlar bizim soylu abilerimizdir, kardeşlerimizdir. Onların apoletlerini kimse sökemez. Komutanlarımızın apoletlerini Devlet Bahçeli Bey bilsin, kim söktü? Mondros'tan önce İngilizler söktü. Oraya getirdi Mondros'a madde 1. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri, generalleri silahlı teslim edecek ve hepsi. Yani İngilizler sökmek. İngilizlere nasip oldu. Türk ordusunun apoletlerini sökmek. Başka kime nasip oldu? FETÖ operasyonu başladı. CIA ajanı FETÖ'ye nasip oldu. Türk ordusunun generallerinin apoletlerini sökmek. Devlet Bahçeli'yi hatırlatalım. Kimlerin ağzı ve dili arasında konuşuluyor. Ve şimdi bilip bilmeyen, gargaraya getiren, boğuntuya getiren, cümlenin içerisinde Atlantik, Mantlantik, karmakarışık, ideolojik bilmem dakika, garazlar, kinler, pislikler, tilkiler sokan, yılanlar sokan bir sürü cümle kurup bu soylu komutanlara karşı laf ediyorsunuz. Hiç kimsenin gücü onların apoletlerini sökmeye gücü yetmez. Sonra kalkıp oradan aniden lojmanları alın. Buradan okuyucular bilmiyor, ben söyleyeyim. Bundan 4-5 ay öncesine kadar içeride FETÖ'cüler yatıyordu, lojmanların dahilleri kalıyordu. Çok sonra uyandılar da bir bildiri yayınladılar şeyden, bakanlıktan. Ama hala içeride yatıp lojmanda kalanlar var. Ve bilmiyorlar, hala FETÖ'cü olup yurt dışında FETÖ'cü kaçmış, burada emekli maaşını alan var. FETÖ'cü lojmanda kalıyor hala ya da emekli maaşını alıyor ama bir ses çıkardı diye orada komutanların apoletleri sökülüp lojmandan alacakmış. Ben de bir tweet attım. Dedim ki artık dedim arası o boşalan lojmanlar dedim. Aranızda bölüşürsünüz artık dedim. Dedim öbürü bir sarıklıları oturturur. Siz de dedim kanki mafyanıza dedim yerleştirirsiniz. Buna biz müsaade etmeyiz. Bunları da böyle konuşturmayız.
böyle bir bozgun televizyonları. Bak sana işin harbini söyleyeyim. İşin harbini söyleyeyim. Haysiyet yok. Vatanseverlik yok. Erkeklik yok. Dik durma yok. Arkadaşına sahip çıkma yok. Vefa duygusu yok. Bir tek ekranları var. Ve bir tek maaşları var. O ekranları da maaşları da para etmez. 3 gün haklı çıkarsın Bontu'ya gelerek. Ekranlarda bağıra bağıra Bontu, gargarayla bir şey yaparsın. Geçmişte biz operasyonları çok gördük. Hrant öldü, operasyonları yaptılar, üstümüze geldiler. 1000 kere bastılar. Sonra her şey nereye gelecek? Hukuka gelecek. Bitti. Hukuk ne diyor? Bunu anayasal ifade hakkıdır. Bitti. Gerisine ne diyorsun? Yok başlık girmiş de girmemiş de 5 dakikada, 10 dakikada. Yok oradan bir şey çıkmış da. Ya geç bunları sen ya. Neyle uğraşıyorsun? Sen önce bir telefon et. Sana telefon eden oldu mu? Bana kimse etmedi. Yok. Telefon edecek bana. Diyecek ki... Bir arkadaş etti. Bir genç ya, bir arkadaşımız. Helal olsun lan. Yaptınız siz be. Bir gazetecilik başarısıdır. Göğsünüze dik durdunuz. Komutanlarımıza başla. Size de helal olsun. Bunu diyen yok. Bir fare gibi orayı ısıracak, burayı ısıracak. Bir kumpas. Amiral'den çıktı iş. Bize geldi. Bizi içeri attırmaya sevdasında. Bir de dünkü arkadaşlarımız. Açtım hepsiyle de ben konuştum. Siz ne dedim? Hakikati söylemekle mecbursunuz. Herkes. Bizi çağıracaklar. Biz de hakikati söyleyeceğiz. Zaten dijital bir dünyada yaşıyoruz. Saat kaçta orada yazıyor. Ben kaçta süpermarkete gittim orada yazıyor. Sen yalan söylesen bile tutmaz. Uydursan bile. Ama bunlar ekrana çıkıyorlar. Kurgu. Ya hakikat burada. Ve Türk milleti bir muhalefet istiyorsa cumhuriyetine sahip çıkacak. Boğazına sahip çıkacak. Ve şimdiye kadar susturulmuş, operasyon yemiş, içeride yatırılmış, konuşturulmamış, atılmış, dövülmüş. Bu komutanların da 2 cümlesine kibarca yazılmış. Efendice yazılmış, onu da söyleyeyim. Ben edebiyatçıyım. Edepli bir üslupla yazılmış. Montre'ye kıymayalım diye bir cümleyi hepimiz sahiplenmek zorundayız. Teşekkür etmek zorundayız. Ya da aynı bildirim Montre konusunda emekli büyükelçiler de bir şey bildirdi, tavır belirtti. Emekli büyükelçiler, hani Monşer dedi. Geçen sene yapmışlardı, bu sene tekrar ettiler sadece. Bunlara niye bir şey demiyorsunuz? İlla yani suçlu, yani amiral olmak gibi. İşte asker olmalarından sebepmiş. Asker olmak. Hepsi 65 yaşın üstü, beylik silahlarından başka hiçbir şeyleri yok. Şimdi güzel kardeşim, bazı, yani bunları söylemek zorundayız. Yani bunları söylerken de ağlamak istiyorum. Yani içimden böyle bir duygu geliyor. Yani burada Mondros mütarekesi imzalandığında, Vahdettin de İngiliz vapuruyla kaçtığında, herkes de Osmanlı'nın subayları da üniformalarını çıkarttığında bir avuç asker, bir avuç komutan. Mustafa Kemal kimdir? Kazım Karabekir kimdir? Ali Fuat Cebesoy kimdir? Davut Orvay kimdir? Refet Bele kimdir? İsmet İnönü kimdir? Sayıları 7, 8, 9, 10 olan Fahrettin Paşa kimdir? Bir avuç komutan ateşin içinden emperyalistlerin elinden Türkiye'yi çıkardı. Ve kenara çekildi, cumhuriyeti kurdu, anayasa yazdı. Siz bu adamları şimdi suçlu hale sokuyorsunuz. Kim mi konuşturuyorsun? İmam şeyde Ayasofya Camii'nde eri pala alıp eline şeriat gelecek diye konuşacak. Atatürk'e, cumhuriyete, insanlık değerlerine, kadın erkek eşitliğine gibi bütün değerleri küfredecek insanlar. Hepsi ifade özgürlüğü olacak. Bağımsızlığımıza, cumhuriyete sahip çıkmak günah, suç haline getirilecek. Ve bunu da ekranlarda yapacaklar. Ve biz de, aman Mehmet Metiner çok bağırdı, televizyonu yıkıyor. Aman bağıra bağıra televizyonu yıkıyorlar. Camlarımız parçalandı bağırmaktan. Höt zöt! Lan biz bu cumhuriyeti höt zötle mi aldık? Sizin höt zötüne mi bırakacağız? Dublu Pınarı, Sakaryası, şaka değil bunlar. Orada verilen şehitler de şaka değil. O sadece şehitler değil. Bu cumhuriyetin 100 yıllık tarihinde bu toprakta yaşamış her insan ruhuyla, iklimiyle, bedeniyle, kalbiyle oraya bağlıdır. Sen kimsin Öztürk? Oradan ekrandan bağırarak, indirin susun kimsin diye. Biz de korktuk aman. Bunlara bir şey demeyelim. Saray şimdi bizi içeri atar. Aman bak orada bir tane rahatsız bir çocuk varmış. Çok da sinirlenmiş. Yok ya sen kimsin lan? 7 sülaleniz kim? İngiliz olduğunuz işe yaramadınız, Rus oldunuz, Ermeni oldunuz, Sırp oldunuz. Bu topraktan zırnık alamadınız. Alamazsınız. Burası cumhuriyet. Öleceğiz bunun için. Şimdi burada bunun için varız. Cumhuriyet için ölmek için varız. Senin hösretünden korkmak için değil. Orada yazıyor. Franco rejimi kurmuşsunuz.
Birinizin arkasında liberaller, aynı liberallerin yanında etnik milliyetçiler ve faşist Mussolini, Hitler, Franco rejiminden yana. Cumhuriyet'in yanında kimse yok. Çünkü Cumhuriyet herkes eşittir der. Kilise her zaman Franco'nun yanındadır. Bir bakın. Sarayların, kralların yanında kilise her zaman. Çünkü onlara bir üstünlük veriyor. Torpil, ihale, müteahhitlik, asilzadelik, Gavs, Allah'ın dostu. Hayır. Bak bunların hepsine karşı Cumhuriyet. Ne diyor? Hukuk karşısında herkes eşittir. Kimse kimseden üstün değildir. Bizi niye sevmiyorlar? Kimse kimseden üstün değildir. Tayyip benden üstün değilsin hukuk karşısında. Gavs, FETÖ değilsin. Bunları 20 yıldır, 30 yıldır. Bunları bağıra bağıra biz geliyoruz. Siz şimdi hötle zötle benim tüm insanlık tarihi, tüm insanlık tarihi, bütün kıtalarda savaşlar yapmış. Bu savaşlardan büyük trajediler çıkmış. Milyonlar ölmüş, bir daha ölmüş, bir daha ölmüş ve dersler çıkmış. En sonunda demişler ki bu krallıklar, bu imparatorluklar, bu iç savaşlar, mezhep savaşları bir yere varamıyor. Nereye varalım? Demişler ki ya bu krallıkları bitirip birey, yurttaş, seçim, anayasa, cumhuriyet inşa edelim. On binlerce yılın savaşları sonunda feodalite ölmüş, liberaller savaşmış, hepsine karşı cumhuriyet çıkmış ortaya. Cumhuriyet. Ve şimdi Mehmet Metin oradan bağırdı diye insanlığın bu büyük kazanımını korkup bırakmayacağım. Lan hepsi kellesini verdi. Cumhuriyet için. Kaç milyon insan öldü. Cumhuriyet terk edilir bir şey mi bu? İnsanlığın, filozofların, askerlerin, köylü çocukları askerler, asilzadelere karşı savaştılar. Kiliseye karşı savaştılar. Her yerde. Şimdi biz de burada köylü çocuklarıyız. Şehrin yoksul çocuklarıyız. Bu toprakta kendini asilzade diyen, gasp diyen, FETÖ diyen, menzil diyen, kendini toprak bizden üstün gören herkese karşı savaşıyoruz. Savaşacağız. Çünkü biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Bu burada da böyle. Japonya'da böyle, İngiltere'de böyle, her yerde böyle. Cumhuriyete sahip çıkmak başka bir şeydir. İnsanlık kazanımıdır. Kadın erkek eşitliği, kadın hakları, değil mi? Sınav hakkı, liyakat, insanın kendini ifade etmesi, sınava girip eşit sınava giriyorsun. Kaç zamandır insanlar eşitçe sınava girebiliyor mu? Hepsi torpilli. Kendi imam hatip mezunlarını ya da torpillerini koyuyorlar. İşte bütün bunlar nedir? Birini birinin üstün koyuyor. Herkes mezhebini koruyor, herkes dinini koruyor. Oysa bütün mezhep ve dinler, Arabı, Lazı, Kürdü hepsi imtihanlarda, liyakatta, değil mi? Üste çıkmakta, kendini takdim etmekte, ifade özgürlüğünde, siyaset yapmakta eşit olmalı. Cumhuriyet bu. Bunu anlatamıyoruz. Ve bunun savaşındayız. Sen kimsin bağıracağın, çağıracağın? Höt söt. İki savcı, savcıları alın, apoletlerini sökün. Söylüyorum. Beni dövebilirsin. Benim yerde çiğnetebilirsin. 5 tane köpeğe. Ama benim kalbimden, içimden Cumhuriyeti alamazsın. 10.000 tane yazı yazdım. O yazılar birilerinin içine girdi. Ben ölürüm, onlar yazmaya devam eder. Cumhuriyet tarihin bütün topraklarında galip gelmiştir. Çünkü herkesin eşitliğini savunuyoruz. Bu bir insan hakkı değeri. Sen kimsin çulsuz adam? Sarayın köpeği. Sarayın kemik yalancısı. Sarayın ihaleleriyle büyümüş. Sarayın ballı lokmalarını alıp sarayların, padişahların affedersin göklerindeki uçuşan pire. Pireler. Pireler sirk olmuş, parti kurmuş. Padişahın şeyindeki o pireler parti olmuş. Kralın orada uçuşan pireler dernek olmuş. Televizyona konuşuyorlar. Padişahın kıçındaki şeyler, uçuşan pireler her akşam televizyonda konuşuyorlar. Atlıyorlar, zıplıyorlar, tutuyorlar. Mahkum ediyorlar seni, beni falan. Lan biz madalya gibi ortadayız. 30, 40, 50 yıldır yazdıklarım ortada. Madalya gibi ortada. Tutukladığınız, tutuklamaya çalıştığınız adamların da ortada. Beni bu saatten sonra FETÖ'cü mü yapacaksın? Atlantikçi mi yapacaksın? Onun bunun adamı mı yapacaksın? Yer mi lan? Yani bunlar siz ne yapıyorsunuz? Affedersiniz yani Kabe duvarına karşı ne yapıyorsunuz siz? Yer mi lan bunlar? Susar mıyız biz sizle? Hukuk neyse o. Tüm tarihin bak bu Amerika aklına gelen her tarih. Ben hayatım siyaset felsefesi ve siyaset tarihi okumakla geçmiştir. Hukuka saygıyı getiren cumhuriyettir. Biz hukuka saygı. Hukuk, mahkeme, kim gelirse şey yaparsa. Şimdi hukuk orada duruyor. Hepsinin hesabını vereceksin. Kim yalan, yanlış, eksik bir şey yaparsa biz de hata yapabiliriz. Biz de eksik yapabiliriz bilmeden, anlamadan. Gideriz, biz de cezamızı çekeriz. Bu ayrı. Ama hukuka karşı siz hukuku boğuntuya getiriyorsunuz. Bağır, çağır, kavga, höt, süt, gargara, gaz. Yani köpekleri salıyorlar. Biz FETÖ döneminden bunları biliyoruz. Daha nice dönemden biliyoruz. Bizim gözümüzü şey yapamazlar, yıldıramazlar. Biz bunların hüsretüyle yılsaydık zaten bu saate kadar gelmezdik.
sizi o yıllara götüreyim. Götürmek isterim. Bir gün onları da konuşuruz. Zaten okuyucuların çoğu da biliyordur. Bak, derviş vahdetileri, iskilifli hatıpları dirilttiniz, mezarlarından kaldırdınız. Delikadirlere dirilttiniz, can verdiniz. Döviz kuyruğunun önünde hepsi. O büyük mübarek İslamcı evliyaları arkasına güya aldı. Aa, hepsiniz döviz kuyrukları öndesiniz. Başka bir yerden lafı açalım. Türkiye'de döviz mövzu tartışmaları, kavgaları oluyorsa da İslamcı sermaye dövize koştuğu için devleti zor durumda bırakıyor. İlk önce onlar koşuyor döviz kuyruklarına. Onlar saklıyor dövizleri. Yani Türkiye'de döviz kıtlığına sebebi İslamcı vakıflar, müteahhitler, şirketler ve bu adamlar. Siz bugüne kadar yani cebinde 5 kuruş olmadan aç, -20 derece İstiklal Marşı yazmış Mehmet Akif'in ismini kullanırsınız da onun hayatına çok uzaksınız. Herkesin şimdi bir de bunlar çok bize yardımcı oluyor bu tür kavgalar, dövüşler, mahkemeler. Çünkü ne olacak? İlk yapacakları iş Erdem Atay'ın banka hesabına gelecekler. Nihat Genç'in, buradaki arkadaşlarımızın banka hesabına gelecekler. Gelsinler işte bir baksınlar. Kim Mehmet Akif Ersoy'a? Hesaplaşalım. Kim Mehmet Akif Ersoy'a daha yakın bir hayatın içinde? Hesaplaşalım. Kim döviz kuyruklarının önünde İslamcılık yapıyor? Kim sarayın etrafında bilmem ne? Bizi yıldıramazlar. Bu günler için Allah'a şükrediyorum. Çok güzel bir laftır. Bazı Anadolu'da bazı insanlar var, anneler, babalar var. Öldükleri zaman güzel bir hayat. Çoluk çoluk rızıklarını almışlar, alın telleriyle çoluk çocuklarını doyurmuşlar. Gelin etmişler, ekmek kazanmışlar. Ve gün gelip ölürken de dünya görüp Parisler, filmler seyretmemişler. Yani kendi kasabalarında işte güzel bir hayat yaşadıktan sonra sorunsuz diyelim. Çoluk çocuklarını helal lokmayla öldüklerinde mezarına yazarlar, kendi mezarlarına. Elhamdülillah. Biz de ölünce elhamdülillah diyeceğiz. Çok şükür. Çok şükür kahramanım diyenlerin maskesini indirdik. Çok şükür yalancıları, iftiracıları, arkadaşım diyenleri, vefa duygusu bilmeyenleri, yarı yolda koyanları, böyle dünya güzeli kahraman subayları, Atlantikçilikle bilmem neyle, pislikle suçlamaya çalışanları, çok şükür Allah'ım bu dünyada bana gösterdi. Hani derler ya mahşere gidince dünya çırılçıplak olacak. Herkes kendi birbirinin ne olduğunu anlayacak. Hayır, mahşere gerek yok. Orada da öğreniriz. Ama şimdi bakın, bir haber, bir olay, bir küçük tartışma, bir kavga. Herkes çırılçıplak. Ruhunun pislikleriyle, şeytanlıklarıyla, yarasalıklarıyla, kahraman dediklerin iblis gibi kuyrukları çıkmış. Cem Küçük hangi televizyonda? Bir bakın ya. Düne kadar küfrettiğim adamlar vardı, baktım bana sahip çıkıyor. Onlar arkadaşımmış meğer. Yani değil mi şey? Bu toprak, bir de şunu söyleyeyim, gerçekten bu toprağın yağmuru boldur, bereketi boldur. Bu toprak da kir tutmaz. Bize bir şey yaparlarsa da 3 ay vardır, 6 ay, 10 senesi olsun, orada ölelim. Ama ardımızdan gelecek çocuklar, bir cumhuriyet meşalesi diye bir şey var. Cumhuriyet meşalesini alır. Nedir meşalesi? Bağımsızlık. Biz niye kavgamızı veriyoruz saraya karşı? Kişiliğimiz üstünde efendi tanımadığımız için. Niye Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı savaştık? Ülkemizin köle, sömürge, koloni olmasın diye. Çünkü efendi tanımayız. Batı efendiyiz diye geldi. Şimdi Batı efendilerini tuttu. Efendileriyle Türkiye'de siyaset yapmak. Siyaseti tayin ediyor. Akşener, kimdir? Gladyatör. Nedir bu CHP'nin içinde trafikler? Batı efendileri ne diyorsa onların adamlarını getirdiler. Etnik milliyetçileri ve mezhepçileri. Abdullah Gül kimdir ya? Davutoğlu kimdir? Bu adamlar muhalefet olacakmış. Hayır. Dünyada tek bir gerçek siyaset vardır. Yaşamımızı ilgilendiren. Ben bu dünyaya bir kere geldim. Bana kimse efendilik edemez. Hiç kimsenin önünde boyun eğmem. Tek yaşarım. Kendi ekmeğimi kendi kazanırım. Kimseye muhtaç olmam. Sarayın bizi sevmeyişinin, o tarikatların, köpek olanların bizi sevmeyişinin, bu üçkağıtçıların bizi sevmeyişinin sebebi budur. Biz eğilmeyiz. Biz sadece hukuk önünde, insanlık önünde, bütün dünya, biz Tanrı'nın önünde, yani adil, büyük şeyi önünde eğiliriz. Biz bunun için burada varız. Höt, zöt, bağır, çağır, aman çok korktum. Hayatımız böyle geçti bizim. Her türlü mahkemelerine varım, her türlü hapishanelerine varım. Ama tabii ki hayatta da genç yaşayan, 25 yaşında, 30 yaşındaki genç arkadaşlarımızın, heyecanlı, coşkun arkadaşlarımızın iftiralarla, kumpaslarla yıpratılması, töhmet altına alması bizi üzer. Olmasın. Daha çiçek bir dünyada, daha bahçe çayır dünyada öğrenelim şeylerimizi. Yani şunu da hep söylüyorum kendime.
Hayatı hep mi hapishanelerde öğreneceğiz? Hep mi hakim hukuk karşısında öğreneceğiz? Biraz da neşeyle yan yana gelelim. Anlatarak anlayalım. Birbirimizi mahkeme olmadan, kavga olmadan da anlayalım. Bahçe içinde şarkılar söyleyelim. Şarkılarımızı neşeli, coşkulu marşlar söyleyelim. İçeri atmayalım, dövmeyelim. Değil mi? Ağır yaralar şey yapmadan. Ama bakıyorsun ki herkesin ideolojik bir kafesi var. Herkes kendi orada menzilinde diyor kafese çalışacaksın. Öbürüne diyor saray bana çalışacaksın. Öbürüne diyor bana çalışacaksın. Herkes kendine yonttuğu için, kendi dünyasını, paraları, servetleri getirin dediği için biz kendisine gitmediğimiz için bizi şey düşman ilan ediyor. Hayır. Herkes kendine başka. Herkes kelimesi başka. Siyaset felsefesi birinci ders. Herkes kelimesini icat eden cumhuriyetçilerdir. 16-17. Yüzyılda icat etmişlerdir. Herkes diyelim dedi. Arap, Laz demeyelim. Bak herkes. Protestan, Katolik demeyelim. Herkes. Biz burada herkesin müdafası için varız. Liberal de olur, o da olur. Herkesin müdafık, eşitliği ve kardeşliği için varız. Ama o sadece saraya inananlar, sadece falancaya inananlar. Değil mi? FETÖ'cüler sadece kendine inananlar. Bunlar uzun uzun konuşacağız. Lafı uzatmak istemiyorum. Ancak bir iki cümle etmek istiyorum şahsına karşı. Önce bir genç yazar, artık gençle de yavaş yavaş çıkıyorsun. Teşekkür ediyorum. Onur duydum. Bir de bir şey rahat, bir şey beni çok rahat etti. Yani bir şey, bir yük kalktı. Bize diyorlar ki siz şunu tutuyorsunuz, bunu tutuyorsunuz. Ha gördünüz işte. Nerede olduğumuzu gördünüz. Gördünüz, görün yani. Biz neredeyiz? Yani öyle küçük trafiklerle işte on binlerce FETÖ'cü ya da HDP'li Tirol'ün attığı sis bombalarıyla bizi boğamazsınız yani. Bizim fikriyatımız ortadadır. Bunların fazla fazla tekrar ederek de bizi mahkum edemezsiniz. Biz ortadayız. Bu Verhansen'ın son 2-3 ay içerisinde muhatap olduğu tartışmalar Türkiye'yi getirdiği cumhuriyet çizgisi üstüme büyük bir yükü kaldırdı. Çok rahatım. Allah büyüktür. Ne gelirse gelsin. Yani Allah ne yaparsa, ne eylerse güzel eyler. Her şeyine varız. Ama çok rahatım. Gerçekten rahatım. Veryans'ın cumhuriyet davasını yavaş yavaş hatim ettirdi, öğretti, öğretiyor. Bağımsızlık nedir? Bunları söylemeye çalışıyor. Tek bağımsız yayın organı olduğumuz ispatlandı. Ve bunca yayın organı arasından bağımsızlık nedir? Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Bir de yeni yetişenler gerçekten bunları bilmiyor. Yani ya o taraf ya bu taraf. Ya hiçbir taraf olmadan da konuşabilirsiniz. Bakın ideolojiler sınırlar. Biz bir ideolojinin içine girersek sınırlarız. Falan parti oluruz biz de. Biz de falan örgüt ve teşkilat oluruz. Ama burada konuşarak 80 milyonun eşitliğini ve kardeşliğini. Yani benim örgütüm 80 milyon. Hatta bütün insanlığın eşitliğini istediğim için benim örgütüm bütün dünya. Değil mi? Bunları yavaş yavaş genç arkadaşlara da söyleyeceğiz, öğreteceğiz. Veryans'ın çok kısa zamanda büyük işler yaptı. Güzel. Yani içimden böyle marş söylemek ve yürümek geliyor. Allah güzel, Allah'ın güzelliklerine, Allah'a sığınmak yani cümlemdir. Çok duygulandığım bir cümledir. Biz Allah'a sığınmayı vatan bildik. Vatanı Allah bilmiş. Yunusların, Allahçı Mansurların ve tek bir gün esir kalmamış Mustafa Kemal'lerin evlatlarıyız. Bizim duygu dünyamız değişmez. O yüzden bu kirlilik, kumpas, böyle ekranlarda bağıra çağıra, boğuntu, kurşun işlemez. Eskiler der, ben buna bazıları hurafe der, bazıları inanmaz. Ben buna inanırım. Der ki bu türbeye kurşun işlemez. Bu türbeye işte dozerin kepçesi girmez. Sonra derim bunu niye dozere git, türbeye vur, yıkılır. Ama oradaki türbenin yanındaki halk buna inanmaz. Niye? Çünkü o halk o adamın yaşatısını gördü. O türbede yatan adamın yaşamasını gördü. Yoksullukla, doğrulukla yaşadığını gördü. Doğrulukla ve yoksullukla yaşadığını görünce, bölüşümcü, kardeş, iyi niyetimiz olduğunu görünce, halk dedi ki buna kurşun işlemez. Bizim hayatımızı, insanlar 50 yıldır yazılarımızı görüyor. Bu halk biliyor ki bizim türbemize sizin kepçeniz girmez. Sizin kurşunlarınız işlemez. Bu halk böyle biliyor. Bu siz istediğiniz kadar hurafe deyin, bu benim imanımdır. Hadi uzatmayayım lafı. Çok öpüyorum, saygılar sunuyorum. Hükümetin onuruyla oynadınız, gururuyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Milleti bu müstahını da alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi!